Meltem TV ekranlarından iyi günler sayın seyirciler. Kum Saati programıyla karşınızdayız. Programımızda Suriye, Türkiye'deki şehit acısı ve siyasete ilişkin bilgilerle sizlere aktaracağız bugün. Ama ilk olarak malumunuz Türkiye son günlerde ilginç bir birleşmeyi takip ediyor. Bu kapsamda Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş AKP'ye transfer oluyor. Bu konuyu Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Aydarbaş Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde kaleme aldı. Programımıza Profesör Doktor Aydarbaş'ın yazısıyla başlıyoruz. Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki günlerde ardından partisinin dağılabileceği riskini de göze alarak AKP'ye geçeceğini öğrendik. Sayın Kurtulmuş, 2007 senesinde AKP'den yine bu yönde gelen bir teklifi reddedişini şöyle izah etmişti. Ekonomiden eğitime pek çok konuda farklılıklarımız olduğu için biz yeni bir kulvarda yolumuza devam ediyoruz. Yeni kulvarda ilerleme, Has Parti Genel Başkanı olarak AKP'yi hedef alan cümlelerle bugüne kadar devam etmiştir. İktidar partisi 8 senedir başta anayasa değişikliği olmak üzere reformlar yapma sözü vermişken sürekli mazeret üretiyorlar. Bunlar 12 Eylül siyasi rejimini aynen devam ettiriyor. 12 Eylül'ün siyasi partiler yasası aynen duruyor. 12 Eylül'ün sendikalar yasası aynen duruyor. Erdoğan iki partili sistem istiyorum diyor. Kim istiyordu bu sistemi? Amerikalılar. Çünkü daha rahat kontrol ederiz diyorlardı. Biz ne kürsüde bu oyunu oynayan AKP gibi ne de kenarda ben daha iyi oynarım diyen CHP gibi sıramızı beklemiyoruz. Bu adaletsiz ekonomik düzeni kaldırıp çöp tenekesine atmak için, milleti iktidara taşımak için zor yollarda ilerliyoruz. Numan Bey'in AKP'nin siyasi, ekonomik vesaire sahalardaki icraatları hakkındaki eleştirilerine yukarıdakilere benzer pek çok örnek verilebilir. AKP ise icraatlarına aynı mantıkla devam etmektedir. Rotasında hiçbir değişiklik olmamıştır. Liderler konuşmaları kayıt altına alınan ve bu konuşmaları gerektiğinde lehlerine veya aleyhlerine delil olarak kullanılabilecek kişilerdir. Numan Bey'in de AKP'ye hedef alan beyanları kayıt altındadır. Onun bu geçmişine ters dönüşü siyasette dün dündür bugün bugündür mantığını akıllara getirmektedir. Ancak siyasi bir liderden beklenilen milyonları peşinden sürükleyen fikirleri dile getirirken öncelikle bu fikirlerin arkasında kendisinin durmasıdır. Aksi halde gittiği yerde de başka bir partiye geçse bize ters düşer mantığı kendisi hakkında yanlış kanaat oluşturur ki bu halkın nazarında ve partililerce var olan güveni yok edecektir. Güven problemi başbakanlığa aday bir siyasi için bizce en büyük sorundur. Sayın Kurtulmuş şunu da unutmamalıdır. AKP Sayın Erdoğan'ın hastalığı sürecinde kılıçların çekildiği bir ortama dönüşmüştür. Erdoğan hangi sebeple 10 yıllık çalışma arkadaşlarından hiçbirine güvenmemektedir ki dışarıdan bir ismi yerine varis atamaktadır. Bizce bu ya partisinde menfaat çatışmalarıyla güvenebileceği bir arkasının kalmadığına veya Numan Bey ayarında birinin bugüne kadar parti içinden çıkma işine bağlıdır. İki halde düşündürücüdür. Erdoğan'ın yerine başbakanlık makamına aday olduğu söylentileri ayyuka çıkınca Numan Bey rahatça bu koltuğa yerleşeceği hayaline de kapılmamalıdır. Türk halkının %50'sinin oyunu alarak iktidar olan bir partinin genel başkanlığı bu zamana kadar partiye hiçbir hizmeti olmayan birine bırakılmayabilir. Geçmişi ve bugünü değerlendirildiğinde Sayın Kurtulmuş'un hali güç sahibi olmak için kendiyle çelişen bir yaklaşımdır. Milletimizin bu olaylardan ders alması gerekir. Oysa millet mağduriyet edebiyatına kanarak bunda bir hikmet vardır anlayışıyla inadına devam etmektedir. Bu körü körüne inanılan yanlış sadece peşinden gidenleri değil bizi de yakmaktadır. Profesör Doktor Haydarbaş. Sayın seyirciler, sabah saatlerinde Van'dan gelen bir haber içimizi yaktı. Van'ın Gürpınar ilçesindeki bir köyde arazi anlaşmazlığı nedeniyle köye giden tapu kadastro memurlarına nezaret eden askerlere pusu kuruldu. Teröristler bir askerimizi şehit etti, 3 askerimiz de yaralandı. Van'ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Jandarma Karakolu'nda görevli askerler arazi anlaşmazlığı nedeniyle El Açmaz köyüne giden tapu kadastro memurlarına eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında köyde keşif yapan memurlar işlerini bitirdikten sonra askerlerle birlikte dönüş yoluna geçti. İçinde memurların bulunduğu sivil otomobili eskortluk eden askeri araç köy çıkışında teröristlerce pusuya düşürüldü. Aracı dört koldan çeviren teröristler askerleri kurşun yağmuruna tuttu. Askerlerin saldırıya anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı.
Mardin nüfusuna kayıtlı İbrahim Dal isimli asker şehit olurken 3 asker de yaralandı. Çatışma bölgesinden helikopterle alınan yaralı askerlerden durumu ağır olan Ümit Akbaş, 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatışmanın öğrenilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Dağlık alana kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı. Terhisine 5 ay kala şehit düşen Er İbrahim Dal, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker Ömerli ilçesinde düzenlenen törenin ardından Kaynakkaya köyünde toprağa verildi. Suriye'de dün yaşanan saldırının ardından birbirinden ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor. Suriye Enformasyon Bakanı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin içerideki isyancıları desteklediğini söyledi. Başbakan Erdoğan bu durumu yalanlarken Rusya'dan da açıklama geldi. Rusya, Suriye'nin içinde bir iç savaş çıkartılmak isteniyor dedi. Şam'da ulusal güvenlik binasına düzenlenen terör saldırısı dünyanın ilk gündem başlıklarından biri. Saldırıda üst düzey 5 devlet adamını kaybeden Suriye tarafından sert açıklamalar geldi. Enformasyon Bakanı Umran Ezzuabi, İsrail, Türkiye ve Suudi Arabistan'ı işaret etti. İsyancılara silah ve bomba temin ettikleri gerekçesiyle bu ülkeleri eleştirdi. Zubayi, terörizme, mezhep çatışmalarına inanmıyoruz. Suriye'ye herhangi bir mermi göndermiş her ülkenin bu patlamada payı var dedi. Suriye ordusundan gelen ilk açıklamada bu saldırı terörle mücadelede ordunun kararlılığını daha da artırmıştır denildi. Suriye'nin saldırıda Türkiye'nin parmağı olduğuna yönelik iddialar Başbakan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Türkiye olarak bizim yapımızda bizim özellikle kardeş halk olan Suriye halkının olduğu bir yerde bu tür yollara tevessül etmemizi kimse bizden bekleyemez. Kimse de böyle bir adım attığımızı söyleyemez. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise isyancıları doğrudan desteklemenin ülkeyi iç savaşa sürükleyeceğini kaydetti. Lavrov, muhalefeti destekleme politikası çıkmaz sokak. Esad gitmiyor ve Batılılar bu konuda ne yapacaklarını bilemiyorlar dedi. Bir açıklamada Hizbullah lideri Seyit Hasan Nasrallah'tan geldi. Suriye yönetiminin Gazze ve Lübnan'daki direnişe verdiği desteği anımsatan Nasrallah, Suriye, Lübnan ve Gazze direnişine güç katabilmek için kendisini ve çıkarlarını tehlikeye atmıştı. Bu cesareti gösteren başka bir Arap ülkesi var mı? Suriye, Amerika, İsrail ve Batılı ülkeler için gerçek bir sorundur. Bu ülkenin gücü Batı'yı telaşlandırıyor dedi. Öte yandan tıpkı Irak'ın işgalinde olduğu gibi Suriye'de de Batı kimyasal silah yalanına başvuruyor. Günlerdir bazı basın organları Suriye'nin kimyasal silah kullanabileceği iddiasını yayınlıyor. Olası bir askeri müdahaleyi haklı çıkarmak için yapılan bu girişimlerin başını İsrail ve Amerika çekiyor. Irak'a kimyasal silah var iddiasıyla giren Amerika daha sonra bunun bir yalan olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. CHP'de parti meclisi seçimi gergin bir havada geçti. Sayımlara partililerin itirazı üzerine 4 sandıkta yapılan seçim sonuçlarına göre CHP parti meclisi isimleri belli oldu. CHP'de önceki gün genel başkanlık seçiminin yapılmasının ardından delegeler bu kez de parti meclisi üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Oylama öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 100 kişilik anahtar listesi açıklandı. 234 Orhan Tunç, 235 Merih Türe, 236 Yüksel Türemez. İsimlerin açıklanmasının ardından oylamaya geçildi. 5 saat süren oylamanın ardından Haluk Koç 902 oyla ilk sırada, Şafak Pavey 878 oyla ikinci, Adnan Keskin 876 oyla üçüncü sırada yer aldı. Ancak birçok partili bazı sandıklarda hatalı sayım yapıldığı iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulununca sonuçlar iptal edildi.
Sabah saatlerinde yanlış sayım yapıldığı iddia edilen 4 sandıktaki oylar tekrar sayıldı. Yeniden yapılan sayım sıralamayı değiştirdi. İlk oylamada 3. sırada yer alan Adnan Keskin, 2. oylamada en fazla oy alan isim oldu. Sonuçlarda ortaya çıkan bir diğer ilginç nokta ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde bulunmayan İlhan Cihaner'le Fikri Sağlar'ın parti meclisine girmesi oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından kazanan adaylar sevinç gösterisinde bulundu. Kopya iddiaları ÖSYM'nin peşini bırakmıyor. 2012 KPSS için açılan davalar sürerken memur adayları da sokaklarda eylem yapmaya devam ediyor. 2012 KPSS iptal edilmeli ve sorumlular bu sefer gerçekten hesap vermelidir. 2012 KPSS soruları 2010'daki gibi sızdırıldı mı? Levent'teki ÖSYM bürosu önünde eylem yapan gençlere göre bu sorunun yanıtı evet. Artık ÖSYM'nin başkanına da soruları hazırlayan komisyonlara da güvenimiz kalmamıştır. ÖSYM hala 2012'nin iptali konusunda bir adım atmamıştır. Sayın Başbakan da dahil pek çok bakan ÖSYM'yi savunarak sınavın temiz olduğu yönünde açıklamalar yapmaktadır. Yüz binlerce genç işsizin umutları ve hayalleri şaibeli bir sınav ile çalınmıştır. Şifreci Ali Demir istifa! 2010'daki sınav skandalının hala aydınlatılamaması, suçluların hala dışarıda olması, 2012 KPSS krizinin de benzer bir şekilde sürecemede bırakılmasından endişe ediliyor. Gençler tepkilerini kendi besteledikleri şarkılarla ortaya koydu. Hani benim Ali'cim, Ali'cim temiz mi bu sınav? Güleceğim, savcılığa gideceğim. Aman Allah delilleri vereceğim. Almazsa nerelere gideceğim? Sayın seyirciler, bir rahmet ayına daha kavuştuk. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına yarın giriyoruz. Bu akşam ilk teravih kılınacak, ilk sahura kalkılacak. Yarın da ilk iftar yapılacak. Şimdi hoş geldin Ya Şehri Ramazan isimli haberimiz geliyor ekranlarınıza. Güle güle Recep ve Şaban, hoş geldin Ya Şehri Ramazan. İslam alemi rahmet mevsimi 3 ayların en mukaddes ayı Ramazan'a kavuştu. İlk teravih bu akşam kılınacak ve camiler müminlerle dolup taşacak. İlk teravih için ezan Ankara'da 22.02'de, İstanbul'da 22.24'te, İzmir'de ise 22.16'da okunacak. Teravihin ardından bu gecede ilk sahura kalkılacak ve Ramazan'ın ilk orucu yarın tutulacak. Oruç, İslam dinindeki en önemli ibadetlerden biri olarak öne çıkıyor. Orucun önemiyle ilgili ayette Cenab-ı Hak, "Ey iman edenler! Kötülüklerden sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı." buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz de bir hadislerinde, "Kim Ramazan orucunun farz olduğuna inanarak ve karşılığını da yalnız Allah'tan umarak oruç tutarsa, onun bütün geçmiş günahları bağışlanır." buyurarak orucun günahlardan bağışlanma vesilesi olan önemli bir ibadet olduğuna işaret etmişlerdir. Ramazan'ın ilk günü imsak vakti Ankara'da 03.40, İstanbul'da 03.49, İzmir'de ise 04.12 olacak. Ramazan ayında orucu en erken Hakkari'liler, en geçse Çanakkale'liler açacak. Buna göre iftar vakti Hakkari'de 19.32, Çanakkale'de de 20.39'da yapılacak. İstanbul'da ilk iftar saat 20.41'de, Ankara'da ise saat 20.22'de açılacak. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 14 Ağustos'a denk geliyor. Son oruçlarsa 18 Ağustos Cumartesi tutulacak. 19 Ağustos Pazar günü ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü. 11 ayın sultanı Ramazan ayı bütün herkese hayırlara vesile olsun inşallah. Müslümanlara
hayırlar getirsin inşallah. Sayın seyirciler, bu vesileyle tüm Meltem TV ailesi olarak tüm İslam alemine mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyor. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz efendim.